Aşağıdaki doğrulardan hangisi orijinden geçer? Arkadaşlar, orijinden geçen doğrular orijin 0,0 noktası olduğu için 0,0 noktasını sağlayacaktır. Şimdi burada x yerine 0, y yerine 0 yazarsam 0 artı 0 eşittir 9 sağlamaz. Burada x yerine 0, y yerine 0 yazarsam 0 artı 0 eşittir 4 sağlamaz. Burada x yerine 0 yazarsam 0 eşittir 5 sağlamaz. Burada x ve y yerine 0 yazarsam 0 eşittir 0 sağlayacaktır. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim sevgili arkadaşlar. Y eşittir 3x bölü 2 doğrusu orijinden geçer diyor. Orijinden geçen doğrular y eşittir mx biçimindedir. Bu doğrumuz da bu şekilde yazıldığından orijinden geçecektir. Ayrıca 0,0 orijinin koordinatlarını yerine yazdığımızda sağladığını görürüz. O yüzden bu bilgi doğru bir bilgidir. B seçeneğine geldiğimde y eşittir 2 doğrusu x eksenine paraleldir diyor. Eksenleri çizdim arkadaşlar. Y eşittir 2 doğrusu. 2 ordinatlı noktada y ekseni dedik. Yani x eksenine paralel bir doğrudur. O yüzden bu bilgimiz de doğrudur. C seçeneğinde 3x eksi 2y eksi 6 eşit 0 doğrusu y eksenini 0,3 noktasında keser diyor. Bakalım x yerine 0 verelim sevgili arkadaşlar. 3 çarpı 0 eksi 2y eksi 6 eşittir 0'dan. Eksi 6'yı diğer tarafa attım. Eksi 2y eşittir 6. Y eşittir eksi 3 olur. Yani y ekseni kestiği nokta 0,-3 olmalıdır. 0,3 dediğine göre yanlış bilgi. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Bir sarmaşık fidanı her ay düzenli olarak santimetre cinsinden dikildiği boyunun %5'i kadar uzamaktadır. Buna göre sarmaşığın aylara göre boy uzunluğunun değişimini gösteren doğrusal ilişki tablosu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi dikildiği boyunun %5'i kadar uzuyormuş. Şimdi 100 santimetre, 100 santimetrenin %5'i 5 santimetre sevgili arkadaşlar. Demek ki her ay 5 uzayacak. Dikildiği boyu 100 ise 5 uzayacak tabii ki. 105, 110, 115, 120 şeklinde gittiğine göre burası doğru olur. Şimdi seçenekleri izlerseniz buralarda 5 artıyor belki ama dikildiği boyun %5'i diyor arkadaşlar. Bu 100 olarak dikilmedi. Ona dikkat ediniz. O yüzden sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde bağımlı ve bağımsız değişken doğru ifade edilmemiştir? Çalışma süresi ile kazanç ilişkisinde kazanç bağımlı değişkendir. Evet arkadaşlar, çalışma süresine göre kazanç değişeceğine göre kazanç çalışma süresine bağımlı olacağı için burada bağımlı değişken kazanç olacaktır. Yani bu bilgi doğru. Un ve yapılan ekmek arasındaki ilişkide un bağımsız değişkendir. Evet arkadaşlar, ekmek una bağlıdır. Un ne kadar çok olursa ekmek o kadar çok olur. O yüzden bağımsız değişken un, bağımlı değişken ekmek olacağından bu bilgimiz de doğru bir bilgidir. Bir taksimetrenin her 10 kilometrede 1 lira ücret alması ilişkisinde ücret bağımsız değişkendir. Hayır arkadaşlar, ücret bağımlı değişkendir. Çünkü yola bağlıdır. Ne kadar yol gidilirse o kadar ücret değişecektir, artacaktır. O yüzden buradaki bilgi yanlıştır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Aşağıda 4 arkadaşın ayın ilk 4 günü çözdükleri soruların sayısı verilmiştir. Hangisinde gün ile çözülen soruların sayısı arasında doğrusal ilişki vardır? Şimdi doğrusal ilişki olması için arkadaşlar buradaki farkların eşit olması gerekir. Burası 5, burası 10, burası 30. Bu olmaz. Burası 7, burası 6, burası 10 olmadı. Burası 6, burası 7, burası 5. Bu da olmaz. 8, 8, 8 gördüğünüz gibi her gün aynı miktarda artıyor. Yani doğrusal bir ilişki söz konusu. Doğru yanıt D seçeneğidir.
Yukarıdaki tabloda x ile y arasında doğrusal ilişki olduğuna göre a kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunları yazarken y'lerin farkına bakıyorum. Bakın 3'er 3'er artıyor. O zaman y eşittir 3x olacak. Şimdi x yerine 1 verince eksi 4 çıkmalı. Şimdi x yerine 1 verdim 3. Eksi 4 çıkması için ne lazım? Eksi 7 lazım, öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü 3 eksi 7 eksi 4 yapar. O halde demek ki denklemimiz y eşittir 3x eksi 7'ymiş. X yerine a veriyorum. Y yerine 65. Bu şekilde a'yı bulabiliyorum. 65 eşittir 3 çarpı a eksi 7. 7'yi bu tarafa attım. Artı olarak geçti. 72 eşittir 3a. Herkesi 3'e bölersek buradan a eşittir 72 bölü 3'ten 24 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir. Yukarıdaki tabloda x ile y arasında doğrusal ilişki olduğuna göre denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakalım arkadaşlar, y ifadesi 3'er 3'er artıyor. O halde bir y eşittir 3x bulunacak. 1 verince 6 çıkmış. 3 kere 1 3. 6 çıkması için artı 3 lazım. Bakın deneyelim. 2 verdim. 3 kere 2 6. 3 daha 9 oldu. Bakın sağlıyor. Yani y eşittir 3x artı 3 olacağına göre sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Aşağıdaki koordinat sisteminde bazı doğrular gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrulardan biri değildir? Şimdi x ve y eksenlerinin kesiştiği yer arkadaşlar orijin olacaktır. Şimdi m doğrusuna bakalım. X eksenini 3'te kesen, x eksenine dik olan doğru x eşittir 3 doğrusudur. Şimdi bu seçeneklerimizde yok. Geçtik n'ye. Y eksenini 3'te kesen ve y eksenine dik olan doğru y eşittir 3 doğrusudur. Bunu diğer tarafa atarsam arkadaşlar y eşittir 3 olur ya da şurada 3'ü diğer tarafa atarsam y eksi 3 eşittir 0 olur. O yüzden bu var. X eşittir 0 doğrusu y ekseninin kendisidir arkadaşlar. O yüzden o da var. Burası 3,3 noktası. Apsisinin ordinatının eşit olduğu ve orijinden geçen bir doğru D doğrusu. Orijinden geçen doğrular olduğu ve 3,3'ten geçtiği için y eşittir x olacaktır. Yani apsisi ordinatına eşit 3 verirsem 3 çıkar. O halde bu da doğru. O zaman x eşit eksi 3 doğrusu. Zaten x eşit eksi 3 doğrusu burada arkadaşlar. Bu grafikte bulunmadığına göre doğru cevap D seçeneğidir. Yukarıda verilen tabloda x ile y arasında y eşittir 2x artı 3 ilişkisi vardır. Buna göre k artı 2m bölü l eksi m işleminin sonucu kaçtır? Şimdi arkadaşlar y eşittir 2x artı 3 ilişkisi var. O zaman birinci ifadeye baktığımda x yerine k, y yerine 13 yazarsam 13 eşittir 2 çarpı k artı 3 olacaktır. Bu 3'ü diğer tarafa atıyorum. 2k eşittir 13 eksi 3. 10 eşittir 2k'den her iki tarafı 2'ye bölersem k 5 olur. İkinci satıra geçtik. X yerine eksi 2, y yerine m yazıyoruz. M eşittir 2 çarpı eksi 2 artı 3'ten eksi 4 artı 3 eşittir eksi 1 olur. Üçüncü satırda x yerine l, y yerine 7 yazıyorum. 7 eşittir 2 çarpı l artı 3 oldu. 3'ü diğer tarafa attım. 7 eksi 3 eşittir 2L. 4 eşittir 2L. 2'ye bölersem L eşittir 2 olur. Şimdi bu ifadede bulduğumuz değerleri yerine yazalım. K 5 artı 2 çarpı M eksi 1 bölü L 2 eksi M eksi 1. 5 eksi 2 bölü 2 artı 1 oldu. Bu da 3 bölü 3'ten 1 olacaktır. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.
Aşağıdaki tablolardan hangisinde x ile y arasında y eşittir 4x eksi 2 doğrusal ilişkisi bulunur? Arkadaşlar bunu şöyle yapalım. Hemen seçenekleri tek tek deneme yoluyla gidelim. Sağlayan seçenek doğru cevap olacaktır. A seçeneğinde x'e 3, y'ye 2 veriyorum. Bakalım sağlıyor mu? 4 çarpı 3 eksi 2'den 12 eksi 2 10 oldu. 2 çıkması gerekiyordu. Sağlamadığına göre yanlış. B seçeneğine geldim. X'e 2, y'ye 6 vereceğiz. Y eşittir 4 çarpı 2 eksi 2'den 8 eksi 2 eşittir 6 sağladı. Bakalım 3 ile 10'u da sağlatalım. 4 çarpı 3 eksi 2'den 12 eksi 2 10. Bu da sağladı. 4'e 14'ü deneyelim. 4 çarpı 4 eksi 2 16 eksi 2 14. Bu da sağladı arkadaşlar. 3'ü de sağladığına göre sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. x eksi 3 y eşittir 12 doğru denkleminin grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. X'e 0 verelim. 6 çarpı 0 eksi 3 y eşittir 12'den. Eksi 3 y eşittir 12. Eksi 3'e bölersem y eşittir eksi 4 olur. Y'ye 0 veriyorum. 6x eksi 3 çarpı 0 eşittir 12. 6x eşittir 12. 6'ya böldüm. X eşittir 2 olur. X eksenini 2,0'da, y eksenini 0,-4'te kesecektir. X eksenini 2,0'da, y eksenini 0,-4'te kestiği için A seçeneğindeki grafik doğru olduğundan sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olur. Y eşittir 5x artı 2 denklemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? X bağımsız değişkendir. Evet arkadaşlar, bu tarz denklemlerde x bağımsız y bağımlı değişkendir. O yüzden bu iki bilgi doğrudur. C seçeneğine geldiğimde x eşit eksi 2 için y 5 olur diyor. X yerine eksi 2 yazalım arkadaşlar. Y eşittir 5 çarpı eksi 2 artı 2'den. Eksi 10 artı 2 y eşittir eksi 8 olur. 5 olur dediğine göre yanlış oldu arkadaşlar. Yani bu ifade söylenemez. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.